Erdal Sağlam. Soyadında olduğu gibi bu konularda sağlam bilgi ve tecrübeye sahip. Erdal Sağlam'a soralım. Erdal abi, şimdi ilk sorum şu. 8 lira 9 lira civarındaydı 1 dolar. Sonra bizim paramızın değeri birden erimeye başladı. 1 dolar 18 liraya doğru yükseldi. Ne oldu da bu yükseliş, daha doğrusu bizim paramızın erimesi yaşandı? Ya kötü yönetim. Yani özet olarak bakacak olursak kötü yönetim. 2020'nin Kasım'ında biliyorsun Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı, Lütfü Elvan da Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Ondan sonra, yani ondan önceki Berat Albayrak döneminde yapılan hatalar nedeniyle dalgalanma vardı. Fakat 2020 Kasım'ından sonra dengeye girmeye başladı. Kurlarda düşüş oldu. Bunun sebebi faizlerle ilgili, yani sıkı para politikası ile ilgili kararlı tedbirler alınmasıydı. Ama ondan sonra Mart'tan sonra, 2021 Mart'tan sonra yeniden değişti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz bir anlamda takıntısı yeniden kabardı. Ve Ağustos'ta, 2021 Ağustos'ta faizle ilgili söz söylemeye başladı. Ben gerekli yerlere sinyali veriyorum, indirilecek diye. Halbuki enflasyon artış sürecindeydi. Hem bizdeki hatalar nedeniyle hem küresel olarak. Ve o yüzden küresel olarak bakıldığında ülkeler faiz arttırmaya başlamışlardı. Ama biz de faiz indireceğiz diye bir şey başladı. Merkez Bankası, yeni getirilen Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın her dediğine uyum sağlayan bir kişi oldu. Öyle birine getirdiler. Ve Eylül'den itibaren faiz indirimleri başladı. Onunla birlikte zaten hep yabancıların kaçışı başladı. Kurdan dövize olan talep arttı. Kasım aylarında, 2021 Kasım ayında gelindiğinde kur iyice yükselmeye başlamıştı. Doğal olarak evet, yükselmeye başlamıştı. Merkez Bankası doğrudan müdahaleye başladı 1 Aralık'ta. 10 Aralık'a kadar sanıyorum 4-5 tane şey yaptı. Doğrudan döviz satışı yaptı. Kuru 12 lira 13 lirada tutmaya çalıştı. Daha sonra Aralık'ın ortasından sonra kurların serbest bırakıldığını gördük. Müdahale edilmedi. Müdahale edilmedi ve 18 liraya kadar çıktı. O gece yapılan operasyonla da 11 liraya kadar indi. Daha sonra 12'ye 13'e yeniden çıktı. Nasıl indi dersen, kur korumalı Türk lirası mevduat hesabı ortaya atıldı. Ama bununla birlikte özellikle kamu bankalarının devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü Nurettin Nebati bakan olur olmaz zaten bu yönde bir talimatı Merkez Bankası'na verdi. Hazinenin Merkez Bankası'ndaki hesapların bir bölümünü dövize çevirip kamu bankalarına verilmesi yönünde ve bazı kitlere. Onlar da piyasaya girdiler ve 11'e kadar düşürdüler. Ama şimdi yeniden 13 liranın üzerinde dolar kuru ve bir güvensizlik var. Bu ne olur? Kur korumalı TL hesabının ben istenen sonucu vermediğini düşünüyorum. Çünkü döviz hesaplarının çözülmesi bekleniyordu. Halbuki bu olmadı. Aksine döviz mevduat hesapları artmaya devam etti. TL'deki mevduat hesapları kur korumalı TL hesabına dönüştü. Şimdilik böyle bir şey bekleniyor. Artı işte ihracat dövizlerinin alınması, rezervi büyütmek için bazı tedbirlerin devam edeceği açıklandı. Ama ne olursa olsun bir nafile çaba gibi görünüyor. Çünkü asıl olarak makroekonomik asıl alınması gereken tedbirler alınmıyor. Özellikle sıkı para politikası faiz artışlarıyla sağlanmaktan geri duruluyor. Bu öyle olduğu müddetçe hem yabancıların hem yerlerin Türkiye ekonomisinin ve kurların bozulmaya devam edeceği yönünde bir beklenti var. Bu beklenti de aynen piyasalara yansıyor. Aslında çok güzel bir özet yaptınız. Fakat size şu soruyu da sorarak durumu netleştirmek istiyorum. Sabah
Pencere gazetesinde Mahfi Eğilmez'in bir yorumu, bir analizi vardı. Mahfi Eğilmez diyor ki Erdoğan 19 iken o faizler bir anda işte 18'e, 17'ye, 15'e doğru indirdi. 4 puanlık bir indirim geldi. Eğer Erdoğan ekonomideki gerçekliğe uygun davransaydı talimat verirken ve Merkez Bankası da faizleri indirmeyip en azından sabit tutsaydı dolar 9 lira civarında kalırdı diyor Mahfi Eğilmez bugün Pencere'de. Buna katılır mısınız? Yani 9 lira olur mu bilmem ama bu seviyelerde olmayacağı kesindi. 9 liralarda kalabilirdi büyük ihtimal. O zaman zaten tartışmalarda özellikle Hazine ve Maliye Bakanı eski Lütfü Elvan'ın bu konuda itirazları olduğunu biliyoruz. Yani 19 olan faizi indirmeyelim diye itirazları vardı ama bunu dinlemedi. Evet, Cumhurbaşkanı ille faiz indirilecek dendi. 19 iken faizler 19 iken şu anda baktığın zaman zaten faizler, piyasadaki faizler çok daha yüksek. 14'e indirildi politika faizi ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Mevduat faizleri bile %20'nin üzerine çıktı normal mevduat hesabı bile. 19 faiz 19'dayken böyle kalınsaydı 9 lira en fazla 10 lira olurdu. Bir eğilim var çünkü yukarı doğru bir eğilim ama 18 liralara çıkması mümkün değildi. Olmazdı böyle bir şey. Ve şu andaki 13 liranın çok daha altında olurdu. Kesin olarak söylenebilir.